Polina! Polina! Bu Özge'ye bayıldım yahu ben. Necin çocuk? Şu salak insanların içinde böyle akıllılar da var demek. Nanan şu an. İyi ki bu sürpriz partiyi ayarladım. Bunlar seni duyamaz. Bunlar seni duyamaz. Seni aradık Şoker. Ödüm patlattınız. Ne istiyorsun? Kulina'nın partisine biz de şarkı söyleyebilir miyiz? İyi, söyleyin. Güzel. O halde ben bir yanaktan bir gıdıktan şarkısını söyleyeceğim. Hayır, onu ben söyleyeceğim. Sen başka bir şey söyle. Neden ben başka bir şey söylüyormuşum? Sen söyle. Bir kere benim sesim senden daha güzel. Sen öyle san. Benim sesim bülbüller gibi. Haha, güleyim bari. Kulina da amma kötü ceza verdi ha. Dorfu'ya kölelik. Hem iksirin formülünü çalacağımı da ağzımdan kaçırdım. Şimdi herkese yayar. İyisi mi onu şaşırtmalı? Şoker, burada mısın? Balenin işiniz bitti demek. Şimdi sırada... Golfo! Kulina'ya bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Ah, bunu biliyorum. İksirin formülünü çalacaksın. Hayır. Yok. Böyle bir şey asla olmayacak. Vazgeçtim. Beni ilgilendirmiyor o formül. Ah, o halde ne yapacaksın? Kulina için tüm oyuncakların katılacağı harika bir sürpriz parti hazırlıyorum. Ya! Herkesi onun penceresinin altında toplayıp Kulina'dan bir şarkı söylemesini isteyeceğiz. Bir kutlama yani. Aa, bu harika olur. Kulina şarkı söylemeye bayılır. Evet. Hoş, ben onu dinlemeye pek bayılmıyorum ama. Tamam. Şimdi gidip bir bahaneyle Kulina'yı ve şu aptal çenebası odadan çıkar ki hazırlıklara başlayabilirim. Anlaştık ortak. Bay bay ortak. Güzel. Bir taşta pek çok kuş vurmak diye buna derim. Birinci kuş. Kölelikten kurtuldum. İkinci kuş. Kulina bu karmaşada Nana'yı izleyemeyecek ve ona yardım edemeyecek. Üçüncü kuş. Bu partiyle yeniden Kulina'nın gözüne gireceğim. Dördüncü kuş. İnsanoğlu ikisini bulmak için fırsatım olacak. Beşinci kuş da... İşte burada. Ay, demek bana sürpriz hazırlayacaksınız. Ama sen söyleyince bu şimdi sürpriz olmadı ki. Neyse, yine de bayılırım sürprizlere. Bayılırım sürprizlere. Şokerim Fikri. Ay, ne şeker. Aslında size bir şey söylememem. Bir bahaneyle sizi odadan çıkarmam istedi ama ben bir bahane bulamadım. Önemli değil Gorfo. Biz de gidip dönme dolapta eğleniriz. İşte bu harika olur. Sen dönersin, ben eğlenirim. Ay, olur mu hiç? Benim o alette midem bulunuyor çünkü. Yüce Kulina, Şoker bu kutlama için sizden şarkı söylemenizi isteyecek. Haberiniz olsun, şimdiden hazırlanın bence. Şarkı mı? Ah, şarkı söylemeye bayılırım. Ay Şoker, çok heyecanlandım gerçekten. Çok eğlenceli. Şimdi sizi yavaşça balkona çıkarıyorum. Ay, çok heyecanlı. Buyurun efendim. Ben yardım ettim. Buyurun. Ay harika. Böyle buyurun. Evet. Parti bensiz başlamasın. Sen eksik kalma zaten. Şimdi gözlerinizi açın. Bir, iki ve üç. Sürpriz. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, harika bir parti.
Harikasın Kulina. Siz daha iyiliğine layıksınız. Doğru. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene. Bu ne dünya kardeşim, böyle bir garip buruk içim, bilmem ki niye. Belki de sevdiğin yok diye. Ne bir kırk ister bu şen gönlüm, ne bir han ne de sadra. Ye iç eğlen çok kısa ömrüm. Sev çünkü sevmek en kolay. Günaydın oyuncaklar ülkesi. Anneciğim öcü. Öf, kapa ağzını çene bas. Bakalım güzellik maskesi işe yaramış mı? Hiç de fena değil. Ah, bakalım nana ne alemde? Dünyaya alışabildi mi acaba? Aa, nana ne işin var senin orada? Ah, işler yolunda gitmedi galiba. Günaydın yüce kulina. Dün gerçekten kulaklarımızın pasını sildiniz. Ay vallahi seni dinleyemem Şoker. Nana'nın bana ihtiyacı var. Ama burada da size ihtiyacımız var bizim de, değil mi? Olamaz, olamaz. Hayır gitmeyin. Kulina yaşasın. Neredeydin sen? O kadar zor anlar geçirdim ki. Sakin ol Nanacığım, sakin ol. Bir türlü eve dönemiyorum. Benim hatam. Seni izleyemedim. Oyuncaklar benim için bir parti düzenlemişlerdi. Ay şarkı bile söyledim. Çok eğlendim Nana. Sihir yapabiliyorum ancak eve dönmeyi bir türlü beceremiyorum Kulina. Önce gözlerini kapayıp gideceğin yeri hayal etmelisin. Evet ama olmuyor. Denedim. Garip. Sihirli kitap. Dünyada yer değiştirmek. Yer değiştirmek. Ha tamam, buldum. Tabii gidemezsin. Çünkü gideceğin yeri hayal ettikten sonra yüzünü sola doğru bir kez çevirmelisin nanacığım. Dünyada sihir kuralları da farklılaşıyor nanacığım. Ayrıca insan olmak istediğine göre olayların üstesinden sihir yapmadan da gelmeyi becermelisin yani. Haklısın ama her şey için geç olabilir. Çabuk olmalıyız. Makbuş huzur evine gitmek üzere. Lütfen, lütfen yardımcı ol bana. Akıldan bir üstte makbuşa dolmayacak mı yani? Kimse çitlenmeyin, kokaracağım diyecek. Bina gördük biz. Nana diye bir bez bebek yoktu belki de. Zaten sihir gücü olsaydı buraya gelip Makbuş'un gitmesini engellerdi. Simge'nin bizim annemiz. Olmasına izin vermezdi. Üzülme kardeşim. Ben senin yanındayım. Seni hep koruyacağım. Söz mü? Söz. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Makbul Hanım hazır mı? Hazırım evladım. Seni çok özleyeceğiz Makbuş. Sağ ol kızım. Cicişler nerede? Cicişler! Servise yetişmeleri gerek. Biz Makbuş'u götüreceğiz ya. Hadi çıkalım. Lütfen bir mucize olsun. Hadi çocuklar çıkalım hadi. Evet efendim. Şimdi de haber stüdyomuza yeni gelen bir haberi veriyoruz. Şşt, sessiz olun. Baba televizyona bak. Huzur evinde büyük skandal. Huzur evindeki yaşlılara yapılan büyük eziyet herkesi şaşkına çevirdi. Aa, bu benim gideceğim huzur evi değil mi? Huzur evinde kalan bir yaşlının yakını tarafından yapılan ihbar üzerine yetkililer alarma geçtiler. Huzur evine gizli kamerayla giren arkadaşlarımız gerçekleri su yüzüne çıkardı.
Huzurevi skandalı ayrıntılarıyla az sonra, az sonra. İnanamıyorum ya. Ama nasıl olur? Yani çok iyi bir yerdi. Sen kendi gözünle görmedin mi Makbuş Hanım? Ay cennet gibi bir yerdi. Baba Makbuş'u oraya götürme. Lütfen baba götürme. Durun canım, tabii ki götürmüyorum. Ama ben burayı araştırmıştım. Baba Makbuş kalıyor değil mi? Olamaz, yani buna inanamıyorum. Şaka gibi. Bu yakında da harika yerler var. Bir de onlara baksak. Simge, sana inanamıyorum. Ben bu işle ilgilenip uygun bir yer bulana kadar Makbuş burada kalacak. Yaşasın! Yaşasın! Makbuş, valizini aç ve yerleştir. Ya. Şaşa. Benim babam çok yaşa. Tamam. Macera bundan sonra başlıyor senin için Nana. Ay çok heyecanlı, çok heyecanlı. Çekirdek var mı Kulina? İkisi işe yaramış olamaz. Ama dur bir dakika. İksir Nana da işe yaradıysa bende de yarayacak demektir. Of çok yorgunum. Ay biraz dinlensem iyi olacak. Ay. Ben de güzellik uykusuna yatayım bari. Çirkin şey. Aynaya bak. Seni bir kurbağaya çevirmemi istemiyorsan kapa çeneni ve hemen uyu. Olur mal gibi olur. Ay olamaz. Söz veriyorum. Makbuş! Yağmur susana duyamıyorum. Yağmur, harika bir rüya görüyorum. Beni uyandırma. Rüya değil, gerçek. Baksana odamızda biri var. Ah, ne güzel bir kızdı. Emre! Ya Emre uyansana ya, baksana ya. Aa, rüya değilmiş. Sen de kimsin? Lütfen siz solun, duyacaklar şimdi lütfen. Yağmur koş babamışa. Baba! Çekil. Makbuş'un huzur evine gitmesini istemiyorsunuz. Aa. Lütfen beni dinleyin, dikkatli dinleyin, yalvarıyorum. Sen Makbuş'u nereden tanıyorsun? Çok eskiden, o daha küçücük bir kızken ben onun bez bebeğiydim. Adım Nana, oyuncaklar ülkesinden geliyorum. Ne? Yani Makbuş küçük bir çocukken sen onun bez bebeğiydin. Sonra oyuncaklar ülkesinde 100. doğum gününde insan olmayı diledin. Sonra da sihirli ekrandan Makbuş izledin ve zor durumda olduğunu görünce buraya gelmek istedin. İşte aynen böyle oldu. Ne yani sen şimdi 100 yaşında mısın? Evet. Bu Harry Potter'dan bile daha inanılmaz bir hikaye. Belki de sen bir hırsızsın. Bir dakika. Dün gece yatağında bir mucize olması için dua etmemiş miydin Yağmur? Ettim, sen nereden biliyorsun? Peki sen Emre, Özge'ye vurmadığın halde ceza aldın öyle değil mi? Özge'yi de mi tanıyorsun? Tabii ki, sihirli ekrandan her şeyi izledim. Oyuncaklar ülkesinde sihir mi var? Elbette,
Tamam buldum. O zaman bize bir sihir yap da sana inanalım. Yani sihir yapmada inanılmaz ki. Aa, bundan kolay ne var? Bekleyin. İzleyin. Hani ben bir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum. Bir saniye, heyecanlandım ben. Ben hiçbir şey göremedim şu ana kadar. Kulina! Kulina! O ne yapıyor? Ay Kulina ne? Neden oluyor anlamıyorum. Fokus fokus falan desene. Yani şöyle filan yap yani. Sen bir yalancısın. Baba, Emre gel buraya. Makbuş. Lütfen onu durdur. Yalvarıyorum sana Makbuş için. Sana neden inanalım? Makbuş anneniz Hülya'ya da bakmıştı öyle değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Bana inan Yağmur. Lütfen hadi durdur onu koş. Hadi canım hadi. Emre! Emre bir dakika. Ne var? Ya gerçekten doğruysa bak annemiz de biliyor. Saçmalama Yağmur. Sihirlerle ilgili filmleri izleye izleye sen de. Ne olur ona bir şans verelim. Verdik ve sihir yapamadı görmedin mi? Buldum. Makbuş'a küçükken bir bez bebeğinin olup olmadığını soralım. Eğer var derse ona bir şans daha verelim. Ya hırsızsa ya dolandırıcıysa ya çocukları öldüren seri bir katilse. Sen de çok polisli film izliyorsun. Hiç katile benziyor mu yani? Tamam Makbuş eğer bebek falan hatırlamazsa hemen babamı söyleyeceğiz. Anlaştık. Makbuş, bu senin valizin mi? Ya. Gitme Makbuş, lütfen gitme. Yani gerçekten gidecek misin? Gel bakalım benim aslan oğlum. Ya baba ya, Makbuş gitmesin. Ben de istemiyorum ama kararını vermiş oldum. Ya lütfen gitmesin. Beni ziyarete gelirsiniz evladım. Ben de gelirim arada sırada. Tamamen kokmuyoruz evladım. Gitmesin. Ben orada çok mutlu olacağım. Orada mutlu değil misin yani? Mutluyum tabii ama ben... Hadi kahvaltınıza başlayın. Okula geç kalacaksınız. Daha giyinmemişsiniz bile. Hadi bunları akşama konuşuruz. Hadi sorsana. Tamam da battılara sorayım. Ne bileyim sor işte. Yoksa babama söyleyeceğim. Ya şimdi yukarıda bir soruyorsa? Çocuklar fısıldaşmayı bırakın da kahvaltınızı yapın. Hadi bakalım. Makbuş. Efendim cidden bir. Senin küçükken oyuncağın var mıydı? Bu da nereden çıktı şimdi? Nerede evladım? Bizim zamanımızda sizin gibi miydi? Oyuncak filan hak getire. Gördün mü? Baba sana bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Yukarıda şey var. Ne varmış yukarıda? Bez bebek. Sadece küçük bir bez bebeğim vardı. Onun yanımdan hiç ayırmazdım. Bez bebek mi? Evet. Tıpkı dün akşam senin yanına koyduğum bez bebek gibi. Sen benim yanıma dün gece bez bebek mi koydun? Gerçek mi? Dün gece kapının önünde buldum. Çitlen miyim? Senin değil miydi o bebek? Ben. Hoppala. Makbuş Sultan, kapının önünde bulduğun bez bebeği Yağmur'un yanına mı koydun? Ne bileyim evladım. Tanıdık geldi. Ben onu Yağmur'un sanmıştım. Bırakın bebeği de iki lokma bir şeyler yiyin. Geç kalacaksınız. Simge de neredeyse gelir. Oh yüce Kulina. Nihayet sesimi duyabildin. Çocuklar bana inanmıyorlar. Sihir yapmalıyım ama beceremiyorum. Sakin ol nanacığım. Tabii yapamazsın. Çünkü... Bu yüzük olmadan dünyada sihir yapmam mümkün değil. Telaşla sana bunu vermeyi unutmuşum. Çok güzelmiş. Sakın parmağından çıkarma olur mu? Peki yüce Kulina, çok teşekkür ederim. Neyse ben gideyim artık. Makbuş bebeğini anlat. Çok güzel bir bebekti. Söylemesi kolay olsun diye adını Nana koymuştum. Nana mı? Biz adamıza çıkıyoruz. Ne oldu şimdi bunlara? Emre ne var yukarıda? Yok bir şey baba. Kahvaltınız? Sonra yaparız.
görüşürüz. Yaşasın, yaşasın, işte oldu. Çocuklar, şimdi bana inanabilirsiniz. Dikkatli izleyin. Emre, benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Evet. Bana inanmamıştın değil mi küçük adam? Burnunu görebiliyor musun? Zaten görünmeyecek gibi değil ki kocaman. O kadar gülme. Önünüze baksanıza canım. Eyvah, belgelerin hepsi uçtu. Sensin, o sensin. Tanıdım seni. Bırakın canım, ne yapıyorsunuz? Bir dakika, bu eksik. Bir dakika, ben kayboldum. Böyle dolaşıyordu, pat diye buldum seni. Ya. Yolu bulamıyorum. Söylesene, eve nasıl gidebilirim? Ya bıraksana, dosyalar. Ya bırak şimdi onu. Nasıl gideceğim eve, onu söyle lütfen. Al başına belayı. Evrakları düşürdüğün yetmiyormuş gibi. Ya bana yardım et lütfen. Abi bir dakika, bekle beni. Kayboldum diyorum, neden inanmıyorsun bana? Oh. Kulina, beni neden duymuyorsun? Of, son çarem Hakan'da, o da şununla gitti. Ya nasıl bulacağım ben onu şimdi? Merdivenleri kullanın. 12. kat. Tamam. Gel. Hakan Bey, istediğiniz belgeleri hazırladım. Teşekkür ederim Merve. Nihayet buldum seni. Hoppala, başımın belası. Benim odama izinsiz nasıl girersin? Ha, bir dakika, beni dinle. Beni mi bulamıyorum? Bu arada bu senin. Saatlerdir yürüyorum. Ay, başım dönüyor. Oh, bulamadım bir türlü. Bakın, sizi tanımıyorum. Herhalde beni birisine benzettiniz. Lütfen odamdan çıkar mısınız? Bir dakika. Ben baştan anlatayım. Anlatayım da nereden başlayayım, nereye vardırayım lafı, nereye uzayacak bilmiyorum. Şimdi ben evi bulamıyorum, senin evini. Ev falan aramana gerek yok. Senin evin tımarhane. Çabuk dışarı çıkar mısın? Bir dinlesen, anlaşacağız. Dışarı. Eyvah, projelerim. İnsanlar böyle katil oluyorlar demek ki. Güvenlik, koşun buraya. Eve nasıl gideceğim? Bari eve nasıl gideceğim? Onu söylesene. Neler oluyor burada ya? Siz söyler misiniz? Hakan nerede oturuyor? Bu projenin hali ne? Şimdi aklımı oynatacağım. Düzgün Bey. İşte şimdi yandık. Kesin yoldan arıyor. Ne yapacağız? Pek sever karşılanmayı. Beynim durdu. Aç. Ne dersen de. Ben ne diyeyim ya? Hakan Bey'in telefonu. Ben Volkan Keskin. Evet, bana da söyleyebilirsiniz. Tabii efendim. Öyle mi? Tamam efendim. Bizce hiçbir sakıncası yok. Tabii iletirim efendim. Hoşça kalın. İyi günler efendim. Hoşça kalın. İyi haber. Düzgün Bey işlerinin yoğunluğu nedeniyle toplantıyı 2 gün sonra erteledi.